bugün interneti hızlandırmada en önemli etken olan DNS adresinin ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını ve en hızlı DNS'i nasıl bulacağımızı göstereceğim. Bu video sayesinde size sizin için en hızlı DNS adresini bulup internet hızınızı arttırabileceksiniz. Bu DNS adresi çünkü internetten internete, evden eve değişebilir. Yani hani ben şu an en hızlı DNS adresim şudur derim ama sende o kadar hızlı olmayabilir. Bunu göstereceğim. Öncelikle DNS'in ne olduğundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, mesela siz google.com'a girmek için google.com ya da facebook.com'a girmek için facebook.com diyorsunuz ya. Aslında facebook.com ya da google.com diye bir şey yok. Bu google.com ya da facebook.com yazdığınızda siz bilgisayarlara bağlanıyorsunuz aslında. Siz yani şu an mesela Google'da arama yapmak için Google'un bilgisayarına bağlanıyorsunuz. Tabi bu bizim bilgisayarımız kadar küçük bir şey değil. Bunlara server deniyor. Daha çok yani performans odaklı oldukları için ve hani Google'un sunucuları çok fazladır ve muhtemelen kocaman bir fabrika gibi her yer sunucu falan doludur. Ama hani basit mantığına indiğimizde bir bilgisayardır. Yani siz kendi bilgisayarınızda bile bir web sitesi kurabilirsiniz. İnsanlar sizin bilgisayarınıza bağlanarak bu web sitesine giriş yapabilir. Ve bunun aslında IP adresi vardır. Şu şekilde bir IP adresi vardır sitenin. Yani aslında bu google.com değildir atıyorum. 192.168.1.5'tir sallıyorum işte. Her sitenin aslında böyle bir adresi vardır. Şimdi insanlar bu rakamları akıllarında tutamayacağı için DNS diye bir şey geliştirmişler. Alan adı diye bir şey çıkartmışlar ve demişler ki ben buraya facebook.com yazdığımda DNS bunu işte şu IP adresine, şu hosting adresine yönlendirsin. Adam facebook.com yazınca Facebook'a girsin gibi. Yani DNS'in buradaki rolü sizin oraya yazdığınız facebook.com'u Facebook'un sunucusuna yönlendirmektir. DNS'in amacı budur arkadaşlar. Ve bunda da hani siz bir facebook.com yazdığınızda DNS sunucuları ne kadar hızlı çalışırsa siz de facebook.com'a o kadar hızlı bağlanırsınız. O yüzden DNS önemlidir. Şimdi 3 büyük DNS vardır. 3 büyük DNS. Bazıları Google DNS'e inanır. Bazıları Google Open DNS'e falan. Neyse. Bu 3 büyük DNS dediğimiz şey en hızlı DNS'ler arasında Google DNS, Cloudflare ve Open DNS vardır. Google DNS en hızlısıdır. En hızlısı olarak bilinir daha doğrusu. Ama sizin hem çerezlerinizi saklar hem de IP adresini saklar. Yani kimliğinizi Google DNS'de çok fazla gizli tutamazsınız. Cloudflare bu da en hızlı bilinenlerindendir, hızlıdır. Ve bu da çerezlerini saklar ama IP adresinizi yani kişisel kimliğinizi saklamaz. Bunu 24 saat içerisinde otomatik olarak bu sistemden silinir. Open DNS ise en güvenilir bilinenlerindendir. Open DNS tüm yani böyle dolandırıcılıklı siteleri vesaire, dolandırıcı olan siteleri engeller, bunun üzerine profesyonel bir şekilde çalışır. Yani bu DNS adreslerindeyken böyle dolandırıcı siteleri falan genelde girdiğinizde o siteye yüklenmez, yani o şekilde düşünün. Çünkü hani DNS adresi mesela bir ara şey muhabbeti vardı, YouTube Türkiye'de engelliydi. Sen farklı bir DNS ile girdiğinde engellenmiyordu vesaire, çünkü işte mantığını anladınız. Neyse işte. Şimdi size bu anlattıklarımdan Google DNS'i, Cloudflare'i ya da Open DNS seçebilirsiniz. Bunlar açıklama kısmında mevcut. Şimdi hangisinin benim bilgisayarımda en hızlı olduğunu nasıl anlarım diye soracak olursanız, tabii bunları tek tek sisteminize girip speed test yapıp da ölçebilirsiniz. Yani o şekilde ölçebilirsiniz mesela bu üçünden. Ama bu üçünden daha hızlı DNS'ler var mı? Var. Onu da nasıl bulacağımızı göstereceğim ben size. Öncelikle benim şu an sanırım Cloudflare DNS girili olması lazım. Ona birazdan bakacağız. Hemen bir speed test yapıyorum ve sonra en hızlı DNS'i bulup o DNS'i girdiğimde bakalım hız artışım ne olacak. Bir yandan da bu testi yaparken ben onu göstereyim. Bizim için en hızlı DNS'i bulmak için şöyle bir benchmark DNS test aracı kullanacağız. Bunu açıklama kısmında bırakacağım bu linke. Bu linke geldiğinizde şuna bir kere tıkladığınızda, dur tıklamayayım, şu an hız testi yapıyor. Neyse ya, çok etkilemez. Buna bir tıkladığımda, çünkü küçük bir dosya bu. Tıkladığım anda bak indi DNS Bench diye. Bunu çalıştırıp birazdan bakacağız. Bizim için en hızlı DNS'in ne olduğunu bulacağız. Moruk 46.53 ne la? 46.35 ne, sen düşük bir şeydin. Şöyle bakayım. Bir yandan da DNS nasıl değiştirilir ona bakalım. Arama kısmına denetim masası yazıyoruz.
hızlıyız arkadaşlar. Bir yandan da denetim masasına girelim. Buradan A ve internete tıklıyoruz. A ve paylaşım merkezine tıklıyoruz. Benim internetim bu kadar hızlı değildi sanki. Buradan bağlı olduğumuz internete bakın, ben Wi-Fi ile bağlıyım. Siz bazen Wi-Fi bazen kabloyla bağlıysanız her kabloyu taktığınızda ayrı bir şey, Wi-Fi'de ayrı bir şey gözükecektir. İkisi için de tek tek bağlayıp bunu yapmanız lazım. Ayrıntılar dediğimde buradan 192 şurada IPv4 DNS sunucularında, evet, Cloudflare'in DNS adresinin girili olduğunu görebiliyorum. Şu an bende bu şekilde Cloudflare giriliymiş. Şimdi hemen DNS bench testimizi açalım. Bench'imizi açalım. Çalıştır diyoruz. Bizim için en hızlı DNS adresini göreceğiz. Şimdi buradan önce name servers'a geliyoruz. Buradan DNS adreslerin yüklenmesini bir süre bekliyoruz. Sen bir yüklene dur. Başka anlatabileceğimiz bir şey var mı? Bu arada bu DNS değiştirme dışında internet hızlandırmanın farklı yöntemleri de var. Bunun da videosu var kanalımızda. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yani bu videoda ayrı hani atıyorum bu DNS değiştirmeyle işte %10 bir artış yaşadıysanız %20'ye kadar diyelim bir artış yaşayabilirsiniz. Bunun dışında bu 5 adımda internet hızlandırma, bu %150 daha doğrusu %50 artış vesaire alabilirsiniz. Evet, burası name service yüklendi. Bunlar yüklendikten sonra run benchmark diyeceğiz ve hemen DNS adreslerini test etmeye bırakıyoruz. Bunun dışında internet hızlandırmanın yanında ping düşürmeye için de bir videomuz var. Şurada. Bunu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunun yanında bilgisayar hızlandırma, yani bilgisayar hızlandırma, oyunlardaki FPS'inizi arttırması ya da işte kasma sorunlarını giderme vesaire. Bunun için de bir videomuz var. Bakın 270 bin kişi izlemiş. 5700 kişi like atmış. Dislike da her zaman olur zaten. Onun dışında da işte bu şekilde bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Bakalım teste. Bir yandan da şundan bahsedeyim. Attığınız tüm yorumları okuyup cevaplıyorum. Böylelikle karşılıklı olarak etkileşime geçmiş oluyoruz. Sizin için en hızlı DNS'i bulduğunuzda bu en hızlı DNS'i yorumlarda belirtin. Bu şekilde birbirinizle yorumlarda haberleşebilirsiniz. Hepsine kalp atıp okuyacağım. Cevap da vereceğim. Evet, işlem tamam arkadaşlar. İşlem tamam olduktan sonra da şöyle biraz daha büyütebilirim ya da tam ekrana alsam, tamam bu kadar büyüyor. Buradan bizim için en hızlı olarak bulduğu DNS adreslerini görüyoruz baştan sona. Şurada date kısmına tıkladığımızda daha detaylı bilgiler görebiliyoruz. Yani mesela en hızlı bulduğu DNS adresinin minimum bağlanma süresi, maksimum bağlanma süresi ve ortalama bağlanma süresi. Burada muhtemelen ortalama bağlanma süresine göre sıralıyor. Burada da hani biraz daha detaylı inceleyebiliriz. Atıyorum işte ortalama bağlanma süresi 0.96'dır ama işte minimumu çok yüksektir falan gibi böyle eleme falan da yapabilirsiniz. Bu şekilde bunları değerlendirebilirsiniz. Şuradan biraz daha rahat görünüyor. Şimdi buradaki popüler DNS adreslerimizden de bakalım. Şu diyelim sizde böyle burada bir DNS adresi çıktı ve hani şu popülerler arasındaki değil de başka bir şey çıktı ki burada öyle çıktı. 156.154.71.25. Bu DNS adresini Google'a yazarak yanına da DNS yazın, direkt enterlarsanız o sunucuya bağlanmaya çalışır. Bunu mesela sizde en yüksek çıkanı bunları Google'a yazarak bu DNS adresinin hangi sunucuya ait olduğunu, kimin hangi sağlayıcıya ait olduğunu falan bakabilirsiniz, güvenilir mi vesaire. Belki bu konuyla alakalı böyle bir derin bir makale yazabilirim, hani açıklama kısmına koyarım linkini, eğer yazarsam işte başlığı şey olur, işte tüm DNS adresleri gibi bir şey olur, hani hangi daha fazla DNS adresini oradan da görüp bakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, burada yüksek gördüğünüz DNS adresini gelin A ve paylaşım merkezine, buraya nasıl giriyorduk, denetim masası, A ve internet, A ve paylaşım merkezi, Wi-Fi'ye tıkladık, özellikler dedik arkadaşlar, burada Wi-Fi değil internet de yazabilir, buraya geldik, bakın internet protokol sürüm 4 parantez içinde IPv4 yazana tıklayacağız, aşağıdaki DNS sunucusunu kullan. Tamam diyorum. Şuradan ayrıntılardan da check edebiliriz, tamam dedik. Şimdi hemen gelelim. Bir speed test daha yapalım. Bunu mutlaka yapın. Yani burada en hızlı gösteriyor olmasına rağmen
Zaten Google'la arasında 0,002 fark var. Buna rağmen hani internet hızı burada gelip Google'dan daha düşük de çıkabilir. Bunu test etmek lazım. Bakalım. 46.35, 47.07. Yani işte 0.52. 0.52 yani yaklaşık yarım oluyor. Aynen. Yarım megabit fark ediyor arkadaşlar. Yarım megabit fark ediyor download'da. Ping'e gelecek olursak 3'te ping düşüyor. Upload'da da 0.10 derecesinde, yani 1/10 megabit upload'da fark ediyor. Gördüğünüz gibi Google yerine buradaki en hızlısını kullanırsak, aslında burada dediğim mesela yarım megabit download falan, yani o kadar da kötü değerler değil ama hani ha 46 ha 47 çok da şımarmaya gerek yok, onu da söyleyeyim. Yani sizinki eğer şeyse 1 ile 1.5 ise o zaman gerçekten çok fark vardır. Ama 46 ile 47 arasında o kadar da önemli bir fark yok. Tur yani o kadar da umursamazsınız onu. Ama dediğim gibi eğer internetin zaten çok düşükse o zaman bu yarım megabit bile sizin için önemlidir. Bu şekilde sizin için en hızlı DNS'i bulabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Yorumlarda belirtin sizin için en hızlı DNS hangisi çıktı. Paslaşalım. Bana şey de sorabilirsiniz. Bu DNS adresi çıktı. Bu ne? Bu kim falan? Cevaplarım yani o yorumları. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.